Türkiye'nin sadece terörle mücadelesinde bir kuvvet çarpanı oluşturmadı. Türkiye'nin İHA ve SİHA kabiliyeti aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinde ve savunma sanayisi ekosisteminde öncü bir rol oynayarak Türkiye'yi küresel savunma marketinin en önemli, pazarının en önemli oyuncularından biri haline dönüştürdü. Bu bakımdan son derece önemli. Yani sadece... Türkiye'nin operasyonel anlamda terörle mücadelesinde terörle mücadelesinde terör örgütünün çok çok daha önüne geçen bir durum oluşturmadı. Türkiye'yi bir bütün olarak o savunma sanayisindeki teknolojik DNA'sını adeta yeniden kurguladı. Bu, bu, bu bakımdan çok önemli. Muharebe müessiriyeti ispat edilmiş evet. sistemler. Evet tabii ki. Yani şimdi şimdi Türkiye 2016'dan beri elbette istihbarat keşif gözetleme faaliyetleri daha yaygındı o dönemde ama 2018'den sonra bu noktada silahlı İHA'ların hem çeşitlenmesi hem de farklı sınıflarda kategorilerinin de çeşitlenmesiyle beraber terör karşısında muazzam bir taarruz üstünlükçü bir rejim oluşturmasını beraberinde getirdi. Evet. Böyle bir askeri e, e, şeyde durumda e, karşıdaki düşman unsurunun gerçekten e, çok e, ciddi anlamda kayıpla karşı karşıya kaldığını e, söyleyebiliriz. Bir kere e, maliyetleri çok düşürüyor yani te, bu e, drone e, kabiliyeti e, Türkiye açısından düşünüldüğünde hem de e, doğrudan doğruya asker güvenliğini askerin Türk askerinin e, sahadaki güvenliğini hem sağlayan ama aynı zamanda e, operasyon anlamında e, askerin ortaya e, çıkarabileceği e, ya da askere karşı ortaya çıkabilecek zaafları minimize ediyor. Bu bakımdan bir kere her şeyden önce yani bir drone'unuz örneğin e, bir operasyonda düşse bile sonuçta bu bu bir malzeme, bu bir materyal, bu bir askeri bir Sadece bir kayıp yani. Ekonomik bir kayıp. Yani yerine koymakta çok fazla zor, zor değil. değil. Bu bakımdan sadece başlı başına zor. önemli. Yani bir e, asker askerlerle sahaya inip orada bir operasyon yapıp o, onun yakın hava desteği olmadan veya onun öncesinde e, İHA desteği olmadan yapılan bir operasyonla İHA desteğiyle birlikte e, ortaya çıkan durum çok daha büyük bir avantaj sağlıyor bu da çok çok önemli bir e, mesele. İkincisi de e, terör örgütü üzerinde ortaya çıkardığı etki tabii çok önemli. Bir kere psikolojik bir etkisi var. E, her an e, her türlü hava şartlarında tabii bazen hava şartlarının özellikle Kuzey Irak gibi bölgeler düşünüldüğünde e, etkisinin İHA'ların kullanımı açısından bir kısıtlılık oluşturduğu durumlarda zor ama e, bir e, bütün olarak bakıldığında e, terör örgütünün hareket kabiliyetini çok çok etkiliyor. Bu neden nedir ki ee, bizim e, 2010'larda gördüğümüz hatta 2000'li yıllarda gördüğümüz büyük kitleler halinde Türkiye'nin sınırını geçerek Türkiye içerisindeki e, dağlık bölgelerde, kırsal bölgelerdeki karakol saldırılarını, karakol baskınlarını büyük gruplar halinde, e, Aksütün baskınını hatırlayın mesela. 2012'de Orada, yüksek ya, 800 evet, kişi değil mi? Şu yani yani çok ciddi almışlar. rakamlarla e, terör örgütünün e, operasyon yapabildiği, baskın yapabildiği bir durum söz konusuydu ama artık terör örgütünün hem Kuzey Irak sahasında Türkiye'de zaten böyle bir mobilizasyona sahip değiller ama özellikle Kuzey Irak sahasında büyük sayılarla dolaşmaları mobilize olmaları çok mümkün değil. Bu terör örgütü üzerinde de bu sürece bir adapte olma sürecini başlattı. Yani terör örgütleri de öğrenen örgütlerdir bu arada rasyonel örgütlerdir strateji askeri stratejiler anlamında. Onlar da çeşitli şekillerde zaaf ararlar ve bu nedenle terör örgütünün özellikle organizasyonel yapısında bir değişime gittiğini, daha küçük gruplarla daha etkisiz operasyonlar yapmak zorunda kaldığını, Türkiye'ye karşı terör saldırıları yapmak zorunda kaldığını biliyoruz. Bu bakımdan bu psikolojik etkisi ve terör örgütünün sahadaki hareketliliğini kısıtlaması ve sınırlar arasındaki geçişkenlikleri engellemesi bakımından çok önemli. önemli. Bir başka bence önemi Türkiye'ye çok ciddi avantaj sağlayan şimdi burada Türkiye'nin bir envanter çalışması var. Saha istihbaratına dayanan, teknik istihbarata dayanan, insan istihbaratına dayanan bir envanter oluşturuyorsunuz. Karşınızda bir terör örgütü var ve bu terör örgütünün kilit isimleri var. Çeşitli kademelerde liderleri var değil mi? Hem operasyonel düzeyde hem siyasi düzeyde hem de sahada lojistik düzeyde birçok e, ara elemanlar söz konusu. Siz bunlara dair bir envanter oluşturuyorsunuz. Ve bu İHA ve SİHA kabiliyeti sayesinde artık gördüğünü gördüğü anda vuran değil, e, tehdit değerlendirmesi yaparak bunlar arasında tercih yapan bir kabiliyete kavuşuyorsunuz. Bu muazzam etkili bir şey. Yani öyle kritik isimleri vuruyorsunuz ki, öyle kritik isimleri hedef alıyorsunuz ki onlar terör örgütü içerisinde organizasyonel mimari açısından büyük bir zafiyet ortaya koyuyor. Yerine yeni bir isim koyamayabilir. İkincisi bu tür isimler terör örgütlerinde sürekli bir tecrübe. E, tabi bunlar izleyicilerimize çok e, farklı kavramlar normalleştirilmiş bir kavram seti gibi gelebilir ama, ama onların durumu tabi anlamak Durum açısından manzarayı tespit terör, etmek açısından tecrübesi önemli kul, şey kullanıyorum. E, dolayısıyla bir tecrübe aktarımı her zaman söz konusudur. Bu olmadığı zaman e, terör örgütleri ayakta kalamazlar. Yaşayamazlar. Siz aradaki elemanları, üst düzeydeki elemanları etkisiz hale getirdiğinizde bu tecrübe aktarımını yapacak kadrolarını da Kesin kaybediyor. Bu diyorsun. da e, örgütün Hafızası. hayatta kalmasını hafızasını e, doğrudan e, etkiliyor. E, bir başka husus da şu, e, terör örgütünde biliyorsunuz bir yaşam döngüsü vardır. Her terör örgütünün bir yaşam döngüsü vardır. Bu coğrafyaya hangi devlete karşı terör saldırıları düzenlediğine sosyal tabanına göre değişir. Ama terör örgütünün 90'lı yıllarda, 2000 yıllardaki yaşam döngüsü süresiyle bugünkü yaşam döngüsü süresi arasında ciddi bir farklılık var. Yani yaşam döngüsü bir teröristin terör örgütüne katıldıktan sonraki yaşayabilme süresi azalmış durumda. Bu da neyi etkiliyor Fatih Bey? Örgüte katılmayı etkiliyor. Değil mi? Yani iki yıl sonra öleceğinizi bildiğiniz bir örgüte katılma noktasında sizi motivasyon olarak etkiliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de e, şu anda terör örgütünün kendi e, e, eleman devşirme havzası nereye doğru kayıyor? Suriye'ye kayıyor. Suriye. Nereye kayıyor? Irak'a kayıyor. Türkiye Avrupa var mı? Türkiye'ye Avrupa'ya kayıyor. Türkiye, Türkiye daha az şu anda. Tabii ki burada şey de altını çizmek lazım. Türkiye'nin sadece terörle mücadele etmediğini, terörizmle de mücadele ettiğini Çok terörizmle anladın. mücadelenin de tabii. bir sosyal politika anlayışı, tabii. bir siyasal tasavvur terörizm bu işin neticesi olsun. Tabii. Belki, tabii. Dolayısıyla onun da etkisi var. Tabii. Değil mi? Şimdi Diyarbakır anneleri Annelerini var Anmak e, lazım. Toplumsal var. projeler var. Aile Bakanlığı uğraşıyor, Milli Eğitim Bakanlığı uğraşıyor. Yani bütün dengeler kurumsal yoluyla diye bir şey var yani. Tabii. Açık İkna teslim olan terörist sayısı her tabii, geçen gün artıyor vesaire. Katılımlar azalıyor. Bu da bu bu kuvvet çarpanın yani Hı taarruz dominant bir askeri operasyon askeri doktrin rejiminin oluşturmasıyla alakalı bir mesele. Bir başka husus da şu. Bunun da altını çizeyim, bitireyim. Ee, yani burada teknolojiye sahip olmanız başlı başına yeterli değil. Alın aynı drone kabiliyetini başka bir ülkeye verin. Ee, belki de başarılı olamayacaklar. Burada Mesele bu askeri doktrini oluşturabilecek bir tecrübeye hem Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hem savunma sanayinin ekosistemi açısından. Ne var mesela burada? Şimdi e, Türk dronlarının, Türk İHA'larının adeta e, bu alanın birinci e, markası haline gelmesi, Örne örneğin Bayraktar TB2'nin evet. en çok satan drone, en fazla ülkeye satılan drone haline gelmesinin arkasında şu var: sürekli e, sahada test edilen. Yani bir sorunla karşılaştığınızda geri dönüp Fatih Bey onun daha fazla nasıl etkin ve efektif bir şekilde kullanabileceğine yönelik bir ekosistem var. Hızlı modifiye edilen, upgrade edilen bir sistem. Yani dolayısıyla bu sadece drone'u ürettik ve operatif düzeyde teslim ettik, envantere dahil ettik. Hadi bakalım savaşalım. Bununla alakalı bir şey değil. Yani her geçen gün bu pratik sayesinde Suriye'deki pratik, Dağlık Karabağ'daki pratik, Kuzey Irak'taki Libya'daki, pratik. Libya'daki, Ukrayna'daki pratikler sayesinde hava şartlarıyla ilgili geliştirmeler yapabilirsiniz, radarlarla ilgili geliştirmeler yapabilirsiniz, elektronik harp kabiliyeti mesela Türk dronlarının bugün sahip olduğu önemli yeteneklerinden bir tanesi ki biliyoruz ki Suriye'de, Irak'ta, Dağlık Karabağ'da, Libya'da ve Türkiye'nin dronlarına karşı elektronik harp sadece, yürüten sadece sistemler havada da var. Denizde de geçerli. Yani denizde Elektronik de. Elektronik Evet. Yani dolayısıyla e, bu da e, bence e, terörle mücadelede gerçekten bu teknolojik kabiliyet e, önemli bir sonuç üretiyor evet. ve daha da e, üretmeye devam edecek. Belki küçük bir